Koza programından herkese merhaba. Ben Aliye Özenci. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladığım bugünkü programımda gücüyle okurlarına ilham veren, edebiyatımızın güçlü kalemleriyle sayfalar arasında güçlü kadın karakterlerin hayat bulduğu eserleri, vizyona giren filmleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan programları sizlere sunacağım. Fosforlu Cevriye'yi bilmeyen var mıdır? O Yeşilçam'ın göz bebeklerinden biri. Ancak edebiyat dünyamızda da yeri büyüktür. Suat Derviş'in kaleme aldığı ve 1968'de yayımlanan Fosforlu Cevriye kitabı listemde ilk sırada yer alıyor. Edebiyat tarihimize iz bırakan bir diğer kadın karakter de Feride oluyor. 1922'de yayınlanan Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu eserinde yer alan Feride karakteri, yaratılmak istenen Cumhuriyet kadınının edebiyatta vücut bulmuş halidir adeta. Üçüncü sırada Halide Edip Adıvar'ın kaleme aldığı ve ilk baskısı 1912'de çıkan Han kitabı yer alıyor. Han, eleştirmenler tarafından Türk edebiyatında kadın psikolojisinin anlatan ilk eser olarak tanımlanıyor. Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ayşe Kuli'nin Adı Aylin kitabındaki Aylin karakteri de hafızalardan silinmeyen, kararlı ve azimli bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Duayen gazeteci Ahmet Tolgay'ın hayatını kaleme aldığı Doktor Ayten'in romanı da listede yerini aldı. Kitap, Kıbrıs'ın zor günlerinde mücadele veren Doktor Ayten Berkalp'ın yaşam hikayesini konu alıyor. Şimdi ise sırada sinemalar var. Yönetmen koltuğunda Zeki Demirkubuz'un oturduğu Hayat filmi, hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Şimdi de ülke genelinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan etkinlikler yer alıyor. Kadınlık Halleri konulu sergi 7 Mart Perşembe günü saat 19'da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Söz konusu sergide İsmet Tatar, Nilüfer İnandım, Zehra Şonya, Nurtane Karagil, Serap Kanay, Hüseyin Özinal ve Hatice Tezcan'ın eserleri yer alıyor. Orta Çağ'da Kıbrıs'ın Kadınları, Kıbrıs'ın Kadın Kahramanları sergisi Naci Talat Vakfı'nda açıldı. Sergi 23 Mart'a kadar Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi'nde ziyaret edilebilecek. Ben Aliye Özenci. Koza programının sonuna geldik. Daha eşit ve daha özgür bir dünya dileğiyle tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun. Hoşça kalın.